hangi şunu bak bunu bunu. Bunu da kuşlar getirmiş olsun. Hadi hadi ablam hadi. Hoppa. Yemek mi yedin sen? Hadi hoppa. Aferin benim Hasan'ıma. Bıraktılar mı? Bıraktılar. Sevgili karım şikayetçi olmamış. Ama sevgili karımın patronu Haydar denen şikayetçi olmuş. Olsun. Gideriz mahkemeye anlatırız derdimizi. Ama önce biz kendi mahkememizi kuralım. Al kardeşin defol. Cengiz abi. Kaybol. Tamam Melek gittik komşuya. Al kardeşinle. Necmi mi dedin sen? Necmi ne yaptı sana şöyle? Ne mi yaptı? Necmi yapacağını yaptı Cengiz. Oho! Geçmiş olsun. Siz yoktunuz ki buralarda. Cengiz gelir beni kurtarır. Aman dedim korktum sonra dedim ki bu adamı öldürür Cengiz dedim be. Sustum be. Evet dedim adama. Yap dedim be. Senin için sana inanan ciğerimi s**tım lan. Ben de ciğer yok be. Ciğerimi sök, öldür ulan beni Cengiz. Ha? Bir daha söyle bakayım. Necmi ne yaptı sana şöyle? Yoksa bu Hasan Necmi'den mi? Saçmalama. O senin oğlun. Nasıl böyle bir şey söylersin? Cengiz! Kapıya baksana. Ama ben... Tamam. Dur Hasan, dur, dur Hasan.
Annen evde mi kızım? Bir çağırır mısın anneni? Oğlum dur be. Benim annesi ne var? Biz sosyal hizmetlerden geliyoruz. Çocukların yaşam koşullarının değerlendirilmesi istendi bizden. İçeri girebilir miyiz? Okula gidiyor musun? Kaça gidiyorsun? Göster bakalım elinle. Hasta mısın peki? Yok değilim, ben gayet iyiyim. Kasan da öyle değil mi olsun? Biz kardeşimle çok iyiyiz. Okula gitmemişsin ya, ondan sorduk. Ya bugün tatil. Ne tatili? Kafa tatili. Okullarda var ya çocukların birkaç gün okula gitmeme hakkı, onlardan biri işte. Necmi! Nerede lan o ayarsızı? Sen kimsin lan? Sen? Edip! Nerede Edip. Oğlum? Oğlum bana bu herifin yerini... Ya başlatmayın oğlum şeyinizden! Bana herifin yerini söyle oğlum! Ne yapacağım lan bu adam? Ne yapacağım mı lan? Ne yapacağım mı oğlum? Geberteceğim ulan. Oğlum geberteceğim ben bu herifi. Yani dediğim gibi maddi imkansızlık söz konusuysa, çocuklar için de uygun yaşam koşulları sağlanmıyorsa çocukların bakımını devlet üstlenebiliyor. Geçici ya da kalıcı olarak bu hakka sahip. Dilerseniz kendi rızanızla da çocukları teslim edebilirsiniz. Bu sizin açınızdan çok daha iyi olacak. Zaman içinde ebeveynler yaşam standartlarını yükseltebiliyorlar. Yani çocuklara uygun bir ortam sağlanırsa çocukları geri almak için tekrardan kurumunuza başvurabilirsiniz. Tamam be. Car. 2 saattir konuşuyorsunuz. Ha bitti diyorum, ha gitti diyorum. Bitmek bilmedi konuşmanız ya. Hadi kardeşim. Çocuk mucukmuş, hadi. Fakat çocukların iyiliği için. Ne çocuğun iyiliği için ya? Tut şunu. Hadi kardeşim, hadi. Hadi dışarı, hadi yallah. Benim kızım iyi, çocuklarım iyi, her şey iyi. Vermiyorum çocuklarımı. Allah Allah. Allah'ım ya. Cesedimi çiğnersiniz, ancak öyle veririm çocuklarımı. Şunlara bak. Ciğerimi söker anca öyle alırsınız, hadi. Yine de bir kurumumuza uğrayıp... Bır 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 konuşuyor hala. Allah bir çene vermiş, gerisini koy vermiş ya. İnanamıyorum ya. Dur Hasan. Hasan şimdi sen burada dur. Sen bekle, ben hemen geliyorum. Çocukların hali perişan. Zeynep Hanım haklıymış. Hem de nasıl. Yazık. Bir şey mi çektin yavrum? Aslında... Çekinme, söyle. Yurda gidersek kardeşimle beraber mi olacağız gene? Hadi diyelim öldürdün Necmi'yi. Ne olacak sonra ha? Katil olacaksın. Necmi mezara, sen içeri. Ne oldu? Cengiz namusunu temizledi. Aklını kullan oğlum, aklını. Bak ben senin yerinde olacağım. Hem o p***'den kurtulurum, hem de o karının cezasını keserim. Hatta üstüne bir de para kazanırım. Nasıl olacak o iş?
Hani senin şu oğlan? Hasan mıydı adı? Ha. Tamam işte. Bunu satacağız. Satacağız mı? Kime oğlum? Orası kolay. Hasan. Oğlum bu ne ya? Ne yedin sen ya? Of. Melek, gel şunu altın değiştir. Melek. Melek. Şule arıyor. Alo? Nerede Melek? Ne demek nerede? Ya ne yaptın sen benim çocuğuma? Yine yok ortada. Nerede bilmiyorum ki ben. Ya kıvırma lafı bana ya. Nereye götürdün çocuğu? Sen götürdün tabii. Şule, Melek benimle değil. Bu yandaki komşuya falan bak. Belki oraya gitmiştir. Ha bir de akıl veriyor ya. Gerizekalı. Dur oğlum daraldım ya. Dur. Ay daraldım. Dur. Oğlum ağlama işte bir dur. Dur şimdi. Geleceğim ben. Allah Allah gitme. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir bu cadıdan fırça yemediğim eksikti. Ne biçim annesin? Sana ne be ezik? Kesin Zeynep karısı aldı kızı. Kesin. Cengiz ne yapıyorsun? Ganimetten payımı alıyorum. Senin develerinin Allah cezasını versin. Cengiz. Ulan sen beni boynuzladın kızım. Sen el alemim kendi çocuğum gibi kucağıma bıraktın lan. Değil o senin çocuğun. Nereden biliyorsun? Nereden uyduruyorsun? Ha? Sen demedin mi herif bana yapacağını yaptı diye? Biliyorum işte biliyorum Cengiz. Ne yapıyorsun ya? Biliyorsun. Bir bildiğim bir şey var. El alemim doyurayım diye önüme koymadım. Cengiz tamam katılacak çocuk ağlamak. Tamam bırak. Geri bas. İkinizi de gebertirme. Heh söyle. Benim İlyas. Anlaştım herifle. Görüşeceğiz bugün. Sen tamam mısın? Tamamım. Neredesin ulan? Bir sus Allah'ın cezası be. Oğlanın sesi mi o? İyi ciğer var maşallah. Nayne konuşturmuyor ki. Alayım diyorum işte. Bu var ya gözümün önünden ayrılma fena yaparım ha. Tamam nereye getireyim? Bir dur pazarlığı edelim hele ya. İşleri hazır mısın zaten? Tamam Paranın ucu görünsün o zaman vereceğiz velidi. Bak uzatmayın tamam mı? Elimden bir kaza çıkarmadan bitiririm bu işi ha. Bitecek bitecek. 2 saate buluşuyoruz. Adres atarım ben sana tamam? Tamam kapa. Kimdi o? Sana ne lan? Sen şu veledi sustur önce. Cengiz bak bu çocuğa bir şey olursa çok pişman olursun. Kızım sen beni tehdit mi ediyorsun? Hayır! Tehdit etmiyorum! Bu senin kendi oğlun ve kendi oğluna bir şey yaparsan bunun vebalini ödeyemezsin. Kızım sen merak etme. Tam tersine ben kâr edeceğim bu veletten kâr. Ama hele şu veletli bir kaçmaya kalk şöyle. Seni de onu da mundar ederim. Anladın mı? Neden ağlıyorsun sen? Ağlama. Ağlama. Bak abla geldi dönün. Abla dönün. Ha şükür buldun evin yolunu. Neredeydin sen? Kardeşim uyurken ben de dışarı çıkayım dedim. Nerede şunun hırkası ya? Nereye koydum? Bak şurada anne.
Böyle diyoruz. Sen bir yere gitmiyorsun. Gözleriyle görmüş mü eve girdiğini Turna? Görmüş, görmüş. Hemen beni aramış zaten sağ olsun. Çok yardımcı oluyor çocuklara Aysel Hanım. Ama benim içim yine rahat değil. Ben gözlerimle görmek istiyorum. Ay ne olursun sabırlı ol, ne olur. Şu Turna'nın inadı bir bitse. Şimdi gideceksin evde, belki de Şule var. Bütün bunlardan seni suçlayacak Turna'nın gözü önünde. Yine sen suçlu olacaksın. Ama onu kardeşiyle ayırmaya çalıştığımı düşünüyor. Ya dayanamıyorum benden nefret etmesine ya. Ne olursun sabırlı ol. Kardeşin kimsenin almadığını görecek. Anlayacak o zaman. İşte o zaman gidip anlatırsın. Şu bezleri de koy çantaya. Nereye gidiyorsunuz? Ben de geleyim. Yardım edeyim sana. Çantayı taşıyayım. Çekil Melek. Hadi vedalaş kardeşinle. Hadi kızım. Hayır. Hayır Dipatun, hayır, hayır. Hayır. Nereye götürüyorsun Hasan'ı? Yurda götürüyorum Melek. Anladın mı? Yurda götürüyorum çünkü ikinize birden bakamayacağım artık. Hayır, hayır. Anne. Hayır anne. Zeynep öldürmüşsün zaten. Zeynep öldürmüşsün. Evet Zeynep öğretmen. Her şey başımıza onun yüzünden geldi. Ver şimdi bana çocuğu hadi. Hayır ne olur götürme onu anne. Melek lütfen. Hayır Hasan, Hasan, Hasan. Tamam Melek hadi yeter. Hayır, hayır Hasan. Anne götürme onu, daha çok üzüm lütfen, lütfen. Anne lütfen ben. Tamam bak zaten ben istersen para da alırım. Çalışır para kazanırım, söz veriyorum. Hasan. E tamam o zaman. Cengiz, tamam mı? Ha? Okey miyiz, anlaştık mı? Tamam anlaştık ya. Anlaşmadık mı? Dediğim gibi, paranın yarısını önden alırsın. Kalanını da çocuğa teslim edince. Eyvallah. Biz sizin bu işteki uzmanlığınızı biliyoruz zaten. Ahmet Bey de gelince söyleyecektir. Bu işle mutabık olursak diğer otel zincirleri için de sizinle anlaşma yapmak istiyor. Biz isterseniz turlamaya devam edelim. O zamana kadar gelirler kendileri. Güvenlik merkezimiz burası. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Görüntüler burada 24 saat kaydediliyor ve izleniyor. Kaç kameranız var? İçeride 100. Dışarıda bahçe ve girişler dahil 60. Bir de yola bakan cephede geniş açılar var 16. Yani 176 alıcı gözümüz var. Şunu zoom yapar mısın? İzninizle. Sinan Bey patron gelecekti. Ne oluyor ya? Neyin peşindesin lan sen ha? Ne işin var senin o herifin yanında? Ya ne diyorsun komiser eskisi? Ne adamı, hangi adam? Az önce yanındaki o pislik heriften bahsediyorum. Ya saçmalama, ne diyorsun ya, gidiş. Bana bak, o çocuklardan birinin kılına zarar gelirse seni gebertirim. Allah Allah. Ne yapacaksın? Göster marifetini, ne yapacaksın? Bana bak, o çocuk dükkanının yanında seni bir daha görürsem... Ne yapacaksın komiser, ne yapacaksın ha? Sen önce o çocuk hırsızı karının pisliğini temizle lan, hadi.
Allah Allah, geçti o günler Sinan Efendi, geçti. Sen artık polis bile değilsin be. Belki benim canımın 10 kuruşluk değeri yok ama senin canını çok pis yakarım bak. Bir cinnete bakar. Canımı yakacak kadar cesaret olan sonuçlarına katlanacak kadar olacak. Elinden gelen ardına koyma. Anne, Hasan'ı geri mi getirdin? Nerede lan anan? Hasan nerede? Yok. Ne demek yok kızım? Konuşsana lan, ne demek yok? Ne yaptın Melek'i? Nereye soktun? Melek, odana git. Kapıyı da kapat. Kime diyorum? Götürdüm. Nereye götürdün kızım? Yurda bıraktım. Ne demek yurda bıraktım ya? Ne demek yurda bıraktım? Geberteceğim bak şöyle seni. Gebert ulan! Gebert o zaman! Kendi çocuğunu satma diye gittim, yurda verdim. Ulan vallahi yalana doymuyorsun. Hala beledi para kakalamaya çalışıyorsun ya. Ki gözüm önüme aksın, senin çocuğun diyorum ya. Akacak zaten. O iki gözün önüne akacak, o çocuğu buraya getirmezsin. Ben senin gözlerini oyacağım sonunda. Bitti artık, gelemez. Verdim imzayı. Kendi rızamla bıraktım. Ne demek bitti lan? Ha, şikayet mi ettin beni? Polisleri mi saracaksın yine başıma? Ya ne polisi saracağım senin başına ya? Bakamıyorum dedim, alın dedim. Hemen aldılar zaten. Ben seni geberteceğim şöyle. O çocuk yarın bu eve gelmezse ben seni geberteceğim. Hadi bakalım.